Sayın milletvekilleri, gündem dışı ikinci söz, Brezilya'da yapılan basketbol turnuvasında şampiyon olan Çınar Lisesi ile ilgili olarak gündem dışı söz isteyen Bursa milletvekili Faruk Ambarcıoğlu'na aittir. Sayın Ambarcıoğlu, buyurun. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Bursa'mızın gururu Çınar Lisesi, ayrıca ülkemizin de gururu Çınar Lisesi'nin dünya liseler arası basketbol şampiyonu olması nedeniyle Bursa Milletvekili olarak Bursa halkımız adına ve öğrencilerimiz adına bu mutlu, güzel, sevinçli tabloyu paylaşmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu konuşmama imkan veren Sayın Başkan Vekilimiz, Meclis Başkan Vekilimiz Nevzat Pakdil'e ve konuşma sırasını bana devreden Sayın Milletvekili arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yüce Meclisimiz ve yüce halkımızı saygıyla selamlıyorum. Sayın Milletvekilleri, şehrimiz bir zamanlar sanat şehri, kültür şehri, tarih şehri, sultanlar ve evliyalar şehri diye bilinirdi. O yeşil şehir şimdilerde güzel bir kimliğe daha sahip oldu. Şimdi yeni bir kimliğimiz daha var. İstanbul'un fethinin 550. yıl dönümü sebebiyle Bursa'mızda Ulubatlı Hasan'ın Surtlara ilk bayrak çeken ve orada şehit olan Ulubatlı Hasan'ın köyünde yapmış olduğumuz güzel fetih şenlikleri ve anmadan sonra bir gün sonra cumartesi günü Bursa Spor'un birincilikte onurlu bir şekilde mücadelesiyle kalması ve ardından gece yarısı saat 1'lere doğru Brezilya'dan gelen güzel haberiyle mutluluğumuz Uludağ gibi doruklara ulaştı. Bundan böyle tarih, kültür, sanat ve sultanlar şehrimizin yeni kimliğinde artık şampiyonlar şehri Bursa, Yeşil Bursa'da unvanı olarak kalacaktır. Bize bu mutluluğu yaşatan öğrencilerimize, idareci arkadaşlarımıza ve teknik heyete çok çok teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilleri, her şampiyonluğun ardında kendine göre güzel bir öyküsü vardır. Ancak hiçbir şampiyonluk Çınar Lisesi'nin dünya şampiyonluğuna uzanan o çileli, engebeli, dikenli yolları kadar güzelliklerle sonuçlanmış değildir. İhaleye sadece bir firmanın katılması neticesi lisemiz Brezilya'daki dünya şampiyonasına katılamama durumuyla karşı karşıya kalmıştı. İşte bu arada Bursa'daki yerel basınımız, yazılı ve sözlü basın, ki bunlardan bir tanesi de bu konuda çok büyük emeği olan gazeteci dostum Sayın Ahmet Emin Yılmaz olmak üzere her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu arada spordan sorumlu bakanımız Sayın Mehmet Ali Şahin, milletim bakanımız Sayın Hüseyin Çelik ve grup başkan vekilimiz Sayın Faruk Çelik'in girişimleriyle Sayın Başbakanımıza durum anlatılmış, izah edilmiş ve ardından bu güzel tablonun gerçekleşmesi için Brezilya'ya gitmekte zorluk çeken öğrencilerimizin gitmesi kolaylaştırılmıştır. Bursa Çınar Lisesi'nin dünya liseler arası basketbol şampiyonu olması çok uzun, çok meşakkatli bir yoldan geçti. Sizlerin de kamuoyunda bildiği gibi Bursa Çınar Lisesi tam 20 ülke arasında bu ipi göğüsleyerek bayrağı orada göndere bayrağımızı, Türk bayrağını dalgalandırmak üzere oraya gittiklerinde biz onların derece alacağını bekliyorduk. Ancak bu birincilik gerçekten gözlerimizi yaşartan bir tablo oldu. Finale gelinceye kadar Çek Cumhuriyeti'ni 89-64, Hırvatistan ekibini uzatmada 62-66, Finlandiya temsilcisini 64-44, Avusturya temsilcisini 71-38 ve çeyrek finalde ise İsrail temsilcisini 71-60 yendi. 77-60 pardon. Yarı finalde ise Belçika temsilcisiyle 59-52 gibi bir sonuçla son artık finale ismini yazdırmıştı. Ancak nefeslerin tutulduğu saniyeler yaşandı çünkü maça son 5 saniye girinceye kadar ekibimiz 76-77 mağluptu. Son 4 saniye içerisinde gelen sayı ile 78-77 maçı alarak dünya şampiyonu bir lisemiz oldu. Çınar Lisesi'nin spor alanındaki başarıları bununla da kalmıyor. Birkaç başarısından değinmek istiyorum. Yine basketbol alanında 3 sene önce Türkiye üçüncülüğü, 2000-2001 öğretim yılında Nevşehir'de yapılan yarışmalarda dünya üçüncüsü olarak yine kalbimize taht kurmuştu. Ayrıca jimnastik dalında ekip olarak Türkiye ikinciliği, ferdi olarak Balkan ikinciliği ve üçüncülüğünü kazandılar. Çınar Lisesi folklor dalında da Marmara bölgesindeki ikinciliği ve Bursa birinciliğiyle ödül kazanan bir okulumuzdur.
Değerli milletvekili arkadaşlarım. Efendim? Devletin efendim. Sayın Selvi, öğretmen kökenli olduğum için böyle bir başarıyı sizlerle paylaşmak istedim. Ben teşekkür ederim. Çınar Lisesi'nin bilim alanındaki birkaç başarısında da değinmek istiyorum. Sayın Selvi'nin özel mi devlet mi diye bir sorusu vardı. Bu okulumuz devlet okuludur. O yüzden de Sayın Başkan. Buyurun Sayın Amacıoğlu. Ayrıca ÖSS dalında da hemen birkaç başarısından söz ederek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Türkiye birinciliği, Türkiye üçüncülüğü, Türkiye dördüncülüğü, beşincilik, altıncılık ve yedincilik ödülleri. Fen dalında yine birincilik, altıncılık ve on birincilik. Matematik dalında Türkiye altıncılığı ve eşit ağırlıkta Türkiye ikinciliği olan bir okulumuzdur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son zamanlarda görülmüştür ki ülkemiz insanına eğer imkan verilecek olursa çok büyük başarılara imza atacağımız bir gerçekle karşı karşıyayız. İşte son Dünya Kupası'nda üçüncü olan milli takımımız Süreyya Ayhan'ın atletizmde dünya şampiyonu olması, Eurovizyon şarkı yarışmasında ülkemizin birincilik kazanması ve bunlara benzer diğer örnekler. Bir zamanlar hasta adam olarak ülkemizi gösteren batırlar şu son zamanlarda başlıklarını değiştirdiler. Hasta adama bir şeyler oluyor. Evet, Türkiye'de güzel şeyler oluyor. İşte 550 milletvekili ve 70 milyon insanıyla ülkemiz gerçekten dünyada hak ettiği yerini alma noktasında önemli mesafeler kat etmiştir. Ben bu vesileyle sizleri, yüce milletimizi, Bursa'daki bu çocuklarımızın başarılarından dolayı tekrar tekrar selamlıyorum. O çocuklarımızın da sizler adına da gözlerinden öpüyorum. Böyle başarıların her alanda ülkemiz adına gelmesi için de sizlerle beraber 550 milletvekili ve 70 milyon insanımız adına buradan güzel mutluluklar ve mutluluk tablolarını oluşturacak eserlerle her zaman bu meclisten dünyaya bir şeyler söyleyebilmenin mutluluğuyla saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Ambacıoğlu. Biz de başkanlık divanı olarak liseler arası basketbol turnuvasında şampiyon olan Çınar Lisemizi ve emeği geçen yönetici ve bütün devlet erkanını tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz.